Burası ne bir film seti ne de bir ev. Burası Beylikdüzü'nde bulunan nostalji müzesi. Geçmişe dair özlediklerimiz, anılarımız, çocukluk oyuncaklarımız her şey bu müzede yer alıyor. Aslında bu koleksiyon 20 yıllık bir koleksiyon. Yani yaklaşık olarak 20 yıldan fazladır bu ürünü topluyorum ben ama son 5-6 yıldır işte kafamda ya kafe mi kursam böyle hani koruma altına alacağım bir müze mi kursam diye. Müze nasıl kuruluyor bunu araştırdım. Yani 5-6 yıldır içerisinde de müze kurma fikri kafamda oturdu ve böyle bir müze kazandırdım. Müzemizde şu andaki odamız mesela 1980'ler, 90'lar işte okul dönemi. Aynı şekilde 1900'ün başından itibaren binlerce oyuncağımız olduğu bir oyuncak bölümümüz var. Yine 1980'ler 90'lara ait bakkal bölümümüz var. 80'ler ev bölümümüz var müzemizde. Kafe alanımızda yine eski devlet kurumlarına ait tabelaların olduğu 1970'lerden bu yana olan bütün tabelaların olduğu bir bölümümüz var. Yaklaşık olarak yani 10 bine yakın parça var diyebiliriz müzemizde. Çocukluk dönemindeki oyuncakları toplayarak başladım. Yani oyuncaklarımı topladım. Dedim ki ben şununla oynuyordum. Bu işte değişik markalık oyuncaklarımı topladım. İlk onları aldım. Sonra dedim ki ya dedim, bizim evde çamaşır makinesi vardı. Çamaşır makinesini aldım. Ben işte şu sıralarda oturdum. Sıraları toplayayım dedim. Bu şekilde yani kafam yavaş yavaş dağıla dağıla odaları, konseptleri oluşturduk. Ortalama 5 milyon değerinde bir eser var burada. Yani toplanan eşyaların değeri. Ziyaretçilerimiz en çok bakkal bölümümüzden ve okul bölümümüzden çok etkileniyor. Yani birebir çocukluklarını yaşıyorlar. Gelen ziyaretçiler kendi çocuklarını da yanında getiriyorlar. Kendi çocukluklarında geçirdiği anıları çocuklarına aktarıyorlar.70'ler, 80'ler ve 90'lar. O dönemin mahalle bakkallarında bulunan bütün ürünler bu müzede yer alıyor. Türkiye'nin her yerine dolaştım. Birçok iline gittim. Köy köy dolaştım. İşte Konya, Ereğli'den tutun Ağrı'nın oraya kadar hep çıktık. Trabzon, Edirne her taraftan yani yurdun her bir parçasında bir ürün var burada illaki. Birçoğumuz bu sıralarda okudu. Kimi mavi önlük giydi, kimi siyah önlük giydi. Bu tahtada çoğumuz tebeşir tozu yuttu. Yapmış. 1870'ler yapmışlar. Yaş itibariyle
Geldiğimde bu manzarayla karşılaştığımca eski anılarım tazelendi. Çünkü köy ortamında küçük bir ilçede yaşadım. Ve bu şu an bu müzede gördüğüm her şey çocukluğuma dair hatırladığım şeyler.